Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi az önce dediğim ayarı size nasıl yapacağımı, nasıl formülleştireceğimi açıklayacağım. Bir kere öncelikle size şunu vereyim. Bu aslında bir proportional kontrol demek. Yani oranlı. Neden oranlı? Aslında bu bizim denkleme uygulamamızdan geliyor. Yani adamın biri buraya gidip proportional kontrol yapalım deyip yapmıyor. Adam önce işi yapıyor, ondan sonra gidip proportional kontrol bu ismi takıyor. O yüzden siz de kesinlikle çalışmanızı yaparken kendiniz gidip bu transfer fonksiyonlarından bir kontrol tasarlamaya çalışın. Diğer türlü kendi özgünlüğünüzü kaybedersiniz. Şimdi bakın, bir VD'miz vardı. Şuradan bir sensör verisi geliyordu. Ben onu çizgiyle ifade ediyordum. Şuradan bir omega S çıkıyordu. Bir VD S giriyordu. Bizim bir plantimiz vardı. Şurada. 1 bölü IS artı C gibi. Şimdi ben buraya gidiyorum. Bakın, bir katsayıyla çarpıyorum bunu. Bir K katsayısıyla. Şurada bir error sinyali var. Şurada da bir tork sinyali var. Şimdi bakın, ben bu K'yı rastgele seçtim. Bakın, şu noktada seçebilirdim. Şu noktada seçebilirdim. Şu noktada da seçebilirdim. Ama gittim ben burada seçtim. Neden? Az önce açıkladığım gibi benim solution'uma göre, bakın, ES değerini eğer ben sıfıra götürebilirsem kesinlikle bu sistemin kontrollü olduğunu söylüyordum. Eğer ES sonsuza doğru gidiyorsa kesinlikle kontrolsüz olduğunu biliyorum. Ve bakın, burada herhangi bir temel bilgiye ihtiyacım yok benim bunu çıkarırken. Sadece ES'ye bakmam gerekiyor ve onu bir katsayıyla çarpmam gerekiyor. Şu iki tane kuralı biliyorsanız, sizin öyle gidip PID kontrolcüymüş, LQR kontrolcüymüş, işte sistem şöyleymiş, böyleymiş, bunların hiçbirine bakmanıza gerek yok. Kendiniz bu kontrolcüyü üretebilirsiniz. Neye göre? Bizim koşulumuz neydi? Ve omega ile omega D'nin bir kere 1 olmasını istiyoruz biz. Bu da neyle olur? ES'nin 0 olmasıyla olur. Ve ben bunu gidip normal sistemde yazdığımda ne oluyordu? 1 bölü 3'lük bir hata oluyordu bir önceki derste, hatırlarsanız. Şimdi ben bunu yok etmeye çalışacağım. Neyle? Bir sabit bir katsayıyla. Gidiyorum, bakın, bu katsayıyı yazıyorum. Şimdi benim sistemim normalde neydi? Omega S GS çarpı ES idi, değil mi? Şimdi bakın, ben buradaki ES'yi yazarken gidiyorum şöyle yazıyorum. Omega S eşittir 1 GS çarpı. Burada bakın bir de ne var artık? Bir K var. O K'ya da şimdilik ben GC diyorum. Hani kontrolümü, controller'ı ifade etsin diye. Başka bir şey için değil. Ben ona gittim bir isim taktım. Bunun içinde ne olduğu önemli değil. Sadece isme göre bir transfer fonksiyonu olduğunu söyledim. Ve buraya ne giriyor arkadaşlar? Error giriyor, değil mi? VDS eksi VS. Şimdi arkadaşlar, ben eğer bunu toplarsam şöyle bir V G çarpı GC çarpı omega D eksi G çarpı GC omega. Eğer ki ben buradaki omega'yı karşıya atarsam ve bu ifadenin bütün hepsini toplarsam, benim karşıma şöyle bir transfer fonksiyonu çıkıyor, bakın. Omega S bölü omega DS eşittir G çarpı GC 1 artı GC çarpı G. Şimdi bakın, ben sadece gideceğim bu transfer fonksiyonu içine ne yapacağım? G'yi gideceğim yerine koyacağım. GC'yi gideceğim yerine koyacağım. Onları da bakın şöyle koyarsam eğer arkadaşlar, K bölü IS artı C bölü 1 artı K IS artı C'den benim sistemim, bakın burada, K bölü I çarpı S artı C artı K gibi bir sisteme dönüşüyor. Şimdi bakın, gidelim bunun bir analizini yapalım burada. Analiz diyorum. Geldim. Bir kere benim bunun T'nin sonsuzdaki değerini bulmam için ne yapmam lazımdı? S'i sıfıra götürüyorum. Bu amplification için. Burada K bölü IS artı C artı K gibi bir ifadeye ulaşıyorum, bakın. Eğer bu sıfıra giderse ne olur? K bölü K artı C gibi bir katsayı
oranında ben amplification elde ediyorum. Şimdi bakın, bu değer kesinlikle nedir? Kesinlikle birden büyüktür bu, birden küçüktür bu değer. Çünkü C de pozitif, K da pozitif. Eğer bu değer birden küçükse arkadaşlar, benim burada bu sistemi omega, omega D'yi 1'e eşitlemem için kesinlikle ne yapmam gerekiyor? K'yı C'den çok büyük seçmem gerekiyor. Bakın. Örneğin ben eğer K'yı burada 99 çarpı C seçersem, o zaman bu ifade neye döner? 99C artı C'den 0.99 gibi bir değere ulaşır. Ki bu 1'e çok yakındır. Aşağı yukarı belli bir error değeriyle aslında siz bu işlemleri yapmış olabilirsiniz. Şimdi bakıyorum, sadece burada yapmam yetmiyor. Gidiyorum bir de MATLAB'te bunu deniyorum. Bakın MATLAB'e geldim. Şöyle bir sistemim vardı benim. Sistemi ben gidip alıyorum burada. Aynı şu şekilde. Buraya benim şimdi bir tane gain koymam lazım. Gidiyorum gain fonksiyonunu buraya ekliyorum. Şimdi gain'i ben buraya eklediğimde bakın. Bir değeri için bakayım ben buradaki sisteme. Çalıştırdım. Gerçekten bir değeri için baktığımda benim sistemim yine gidip ne yaptı? Bakın 0.3'e oturdu burada. Gördünüz değil mi? 33'e oturdu. Ama ben eğer ki bunu 99C seçersem, ki burada C 2, bakın 99 çarpı 2 seçersem ve bu sistemi çalıştırırsam bakın ne oluyor? Şurayı gördüğünüzde mavi ve sarı aşağı yukarı aynı, bakın. Gördünüz mü? Ve değerlerine bakıyorum burada. 0.99'a 1. Bakın bu aslında bizim için çok önemli. Çünkü sisteme verdiğim girişin bakın 1 değeri ve 0.99 değerini tamamen ben gidip şuradaki denklemlerle çıkardım. Bak sistem aynı benim istediğim gibi davrandı. Ve bizim burada görmemiz gereken en önemli nokta şu. Bakın ben buraya herhangi bir K verebilirim. Herhangi bir şey ekleyebilirim. Ve ben bunu eklediğimde gidip sadece ve sadece şu transfer fonksiyonu üzerinden işlemlere sokarak bunun ne olduğunu anlayabilirim. İstediğim yere koyabilirim. O yüzden arkadaşlar kesinlikle gidip hazır yöntemler kullanmak yerine bir sistemi aldığınızda, tabi bu sistem lineerse, gidin bunun transfer fonksiyonunu yazın. Kendiniz gidin bu denklemleri çözün ve çözdükten sonra işlemleri yapmaya çalışın. Adamlar çünkü bakın bu işlemlerin aynısını yaptıktan sonra gitmişler ne demişler biliyor musunuz şu K'yı koymaya? Proportional control demişler. Şuradaki. O PID'nin P'si demişler yani. Şimdi bizim buraya kadar getirdiğimiz bir fonksiyon döngüsü olduğu için ben gideceğim bundan sonra ne yapacağım bakın. Dikkat edin. 0.99'a kalıyor bu sistem. Ama şöyle bir dezavantajı var. Sistemin ben şu anda nasıl değişeceğine karar veremiyorum. Yani sistemin bu time domain'deki responsı var ya, şu VT değeri. Omega T'ye ben şu an dokunamıyorum. Ve ben buna nasıl dokunmam gerektiğini öğrenmem gerekiyor. Çünkü ben bu sisteme baktığımda bakın, tekrardan çalıştırıyorum bu sistemi. Tekrardan çalıştırdığımda bakın ne oluyor? Şuradan yukarı doğru giden bakın bir çizgi var, gördünüz mü? Ama bu hiçbir zaman için bu değere oturmuyor. Neden oturmuyor? Çünkü her zaman için şurada K bölü K artı C kalacak. Yani sonsuza kadar gitse de bu sinyal en iyi oturabileceği yer ne? 0.99 değeri. Bir unit step için. Bir sonraki dersimde aslında arkadaşlar ben bu sistemin içindeki o diğer parametrelere nasıl müdahale edeceğimi size anlatacağım.